Efendim herkese mutlu günler. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Tabii ülke gündemi bir hayli hareketli. Hem seçim gündemimiz var hem de son bir hafta içerisinde ağırladığımız iki önemli konuk var. Ve onlarla ilgili olarak elbette ortaya çıkan ziyaretlerle de birlikte ortaya çıkan büyük projeler var. Tabii ki ama 2023-2024 ekonomik ve mali işbirliği protokolü konusu da var. Bunun içerisinde çünkü birçok yapılması gereken işler var. Bunlar da hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiği zaman hem de yeni Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın gelişiyle birlikte teknik ekiplerle, ilgili bakanlarla bu konular enine boyuna masaya yatırıldı. Tabii şimdi genel olarak bu konuları konuşmakla birlikte elbette özü olarak da bayındırlık ve ulaştırma alanındaki konuları biraz konuşmaya çalışacağız. Erhan Arıklı bizlerle birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız. Son gelişinde Sayın Cevdet Yılmaz'ın ayrıca Türkiye'deki Sayın Erhan Arıklı'nın dengesi olan Sayın Uraloğlu da beraberdiler. Dolayısıyla birçok alanda, birçok konuda çalışmalar yapıldı diye düşünüyoruz. Bunların detaylarını öğrenmeye çalışacağız Sayın Bakan'dan bugün. Çünkü hem Ercan konusu olsun şu an tartışmakta olduğumuz, hem yollar konusu olsun, içeride dört gözle beklediğimiz GSM operatörlerinin yeni bant konusu olsun, gerekse limanlar olsun, gerçekten çok ciddi konular var. Bunların tümünü ele almaya çalışalım program süresi el verdiği kadar ki bakalım neler var bizi bekleyen bundan sonraki süreçte, bunları öğrenmiş olalım. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Paylaşabildiniz mi yayını? Bulabildiniz mi? Maalesef bulamadık. Evet. Neyse. Şimdi sağlık olsun arkadaşlar, paylaşırlar. Çok yoğun temaslar oldu. Evet. Denk bakanınıza, özellikle benim muadilim olan bakan, bakanınıza buradaydı. Abdülkadir Bey son 10 günde 2 defa adamımızı ziyaret etti. Yani bizim en büyük şansımız zaten Abdülkadir Bey daha önce Türkiye Karayolları Genel Müdürü'ydü. Evet. Bizim karayolları master planı onunla başlamıştı ve onunla devam ediyor. Dolayısıyla en büyük şansımız o. Kıbrıs'ı çok iyi bilen, Kıbrıs'taki projeleri çok iyi bilen, takip eden birisinin bu sefer Ulaştırma Bakanı olarak bizim muhatabımız olması bizim için bir şans. Nitekim özellikle Kuzey Lefkoşa çevre yolu projesindeki sorunları ben daha anlatmadan kendisi bana anlattı ve çözüm yolunda kendisi şöyle yaparsak daha iyi olur dedi. Harika yani. Biz bütün hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. Bir baktık ki Abdülkadir Bey bizden daha iyi biliyor sorunları. O bir şans oldu. Bayramdan sonra da biz oraya gideceğiz. Asıl üzerinde durduğumuz konu karayollarını yapmak elbette önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun 300 küsür kilometrelik ana yolları ile birlikte köy yollarını yapıyor. O köy yollarını ve ana yolları yapmak elbette çok önemli ama o yolların bakımını yapmak da çok önemli. Yani neticede bu yollar 5-10 yıl sonra yavaş yavaş yıpranmaya başlıyor. Siz o bakımı zamanda yapmazsanız daha büyük bir problem olarak karşınıza çıkıyor o hasarlı yollar. Onun için çok uzun zamandan beri atıl vaziyette kalan karayolları dairemizi güçlendirmek için ne yapabileceğimizi Ankara ziyaretinde Sayın Bakanımızla görüşeceğiz. Şimdi parça parça gidelim. Madem evet, karayollarından başladınız, oradan başlayalım. Çünkü bu köy yolları yapılıyor zaten. Yani daha önce başlayan proje devam ediyor. Ben son geçen gün kilometrelik Dikmen'de onu gördüm. Yepyeni yapılmış yol. Köy içinde doğru galiba ilerliyordu son. Bunlar ne zaman tamamlanır ve şu anki şey nedir? Takvim. Mesela çok acil beklediğimiz düzelmesi gereken yollar var. İşte bu Gönyeli belki şey arası, Hamitköy arası, ne bileyim. Bu ayrı bir proje. Yani evet, köy yolları devam ediyor evet, zaten. Bunlar gidecek. Diğer yani, yandan yeni projeler var. Beklediğimiz yollar var. Bunları bir takvimlendirdiniz mi? Nedir şey? Şimdi 322 kilometrelik köy yolları yıl sonu itibariyle yarısı tamamlanmış olacak. Ve bu bizim için de oldukça büyük bir başarı. Çünkü ilk başta köy yollarının tamiratı programda yoktu.
O sonradan ortaya çıktı. Ana yollar, ana arterler yapılacaktı. Şimdi ana arterlerle birlikte köy yolları da kapsam alanına alındı. 322 kilometrenin şu ana kadar 100-120 kilometresi yapıldı. 30 kilometresi de yapılıyor. Dolayısıyla yıl sonuna kadar yarısı bitmiş olacak ve diğer etaplara geçilecek. Burada iki firma sürekli o yolları program dahilinde ihaleye çıkılıyor ve Türkiye'de ihaleye çıkılıp yapılıyor. 7-24 çalışıyorlar. Bayram, yılbaşı vesaire dinlemeden, hafta sonu Türkiye'den dinlemeden geliyorlar. Yapıyorlar. Ama söylediğim gibi, yani bizim için önemli olan burada o yolların bakımını, bizim uhdemizde olan bakımını bizim yapmamızdır. Yapabiliyor muyuz o bakımı? 10 yıldan beri hiçbir makine doğru dürüst şeyden geçmemiş. Bakımdan geçmemiş. İşte biz yeniden ele aldık. Bir kısmını yaptırıyoruz. Bir kısmını Türkiye'ye gönderdik. Orada yapılacak. Bir kısmı şu anda hizmete alındı, devreye alındı. Eksiklerimiz var. Asfalt makinesi gibi, plant gibi, onları Türkiye'ye gittiğimizde bunları da rica ediyoruz diyeceğiz ve onları da satın. İBİ olarak alalım bunları İBİ da. İBİ olarak alacağız ve artık kullanacak elemanımız var mı? Yama şeklinde değil de dökelim en azından. Gayet güzel bir şekilde keselim ve asfaltlayalım. Yani belki de 10-15 yıl geriye gitmek için ileriye gideceğiz. Maalesef. Bunlar yapılıyordu çünkü. Eskiden yapılıyordu ama. Yapacak eleman var mı? Bu araçları kullanacak insanımız var mı? Almak zorundayız, alacağız. Yani bu işi artık, bu yollar bu şekilde kalması mümkün değil. Çünkü insanlar çok ciddi paralar ödeyerek araç alıyorlar, lüks araç alıyorlar ve bu yollarda o araçların ciddi şekilde hasar görmesi ortaya çıkıyor. Artı kazalara yol açıyor. Polisimiz bile, eskort polisimiz bile gene yol şeyinden gitti. Dolayısıyla yollar, karayolları bizim için Abdülkadir Bey'in iş başında olması şans ve elden geçecek mutlaka. Tamam. Bu mevcut ayrı bir proje dediğiniz, bu ana arter çok kullanılan yol. Yani yapılıyor mu? Var mı? Kuzey Çevre Yolu mu? Kuzey Çevre Yolu ayrı. Bu bizim sürekli kullandığımız Atatürk şeyden bahsediyoruz. Alayköy'den başlayıp Hamitköy'e kadar 6 tane kavşak var orada. 6 kavşak projesini biz üstlendik, biz yapıyoruz. Bir kısmını Türkiye ile, bir kısmını sponsorlarla, bir kısmını da işte karayolların kendi imkanlarıyla. Ne yapacaksınız o kavşaklarda? Yapılacak, modern bir hale getirilecek. Yani mesela biz Gönyeli çemberini geçmek için günün artık eskiden belli saatleriydi, şimdi günler saatinde. Yani Gönyeli çemberi, bakın o çok basit bir proje değil. Gönyeli çemberinde bizden kaynaklanan, kamerasında görebilirsiniz. Tekniğe geçerse Serkan. Yani şurada Gönyeli çemberi. Burada biz normalde o kuzey çevre yolu. Bu tarafa başkanım, şuna verin. Şöyle mi? Evet. Bu kuzey çevre yolu tam ortada şu anda, burada şey kaldı. Bunun devamı gelmedi. İstimlak sorunlarımız var bizim. Buradan Alayköy yoluna bağlanıyor, ana yola bağlanıyor. Şimdi şuraya geldi ve buradan tekrar düşünün, buradan gelen yol, araçlar buradan Gönyeli'ye geliyor, Girne'ye gitmek için. Gönyeli çemberini dönüp tekrar bu yoldan Girne'ye gidiyor. Biz dedik ki burası tamam bir bütün. Yani buradaki Yonca, Katlı Kavşak ve bu yol bir bütün, 4,5 kilometre. Şunu en azından bir an evvel yapalım çünkü istimlakta ciddi sıkıntılarımız var. Bizim mahkemelerimiz maalesef bu konularda kamu yararından ziyade kişisel menfaatleri ön planda tutuyorlar ve çok rahat ara emirleri verip o ara emirleri yıllarca, aylarca yürürlükte kalıyor. Onun için bizi uğraştırmayın. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Neticede mahkemelerin o ara emirleri anayasadan kaynaklanan bir yetki. Anayasada diyor ki kamulaştırma, devlet kamulaştırma yapabilir ama malı kamulaştırılan kişi mahkemeye gittiği anda istimlak çalışmaları durur. Çünkü para yatırmıyorsunuz ama. Para da yatırsak yine mi duruyor para? Sıkıntı ben var. Ben öyle biliyordum. Para, şimdi para da geldi, yatıracağız. Yani çözeceğiz bir şekilde. Para yatırılığında durmuyor diye biliyorum ben. Yanlış anladın beni. Israr ederse devam ettirilebiliyor. Mesela bu şey yolunda,
Gönyeli köprü yolu vardı ya, oradan parayla alakası yoktu ve 9 ay orası bekletildi. Hı. Kamu yararı göz ardı edildi. Mahkemeden işi, ona karışmıyoruz. Tamam. Neticede dedik ki burada istimlak problemleri var, çözmeye çalışıyoruz. Para da geldi, inşallah çözeceğiz. Ama şu yolu, şu kavşağın bir an evvel yapılması lazım. Çok acil yapılması lazım. Ve bunun Yonca'nın yapılması konusunda anlaştık. Bakın şu yapılacak. Projemiz de hazır. Buradan gelen şurada dört papuçlu bir yonca yapılacak ve bunu önümüzdeki ay hemen ihaleye çıkacaklar ve Gönyeli çemberinde çok ciddi bir rahatlama olacak. Tabii alternatif yol. Elbette. Yani Gönyeli'den Gönyeli çemberine girmek zorunda kalan Güzelyurt'tan gelen araçlar direkt çevre yolundan havaalanına, Mausa'ya, Girne'ye gidebilecekler. Dolayısıyla Gönyeli'nin yükü çok büyük oranda azalacak. Bunu bizim kaynaklarla mı yapıyoruz? Hayır, Türkiye Cumhuriyeti. Bizim kaynaklarsa biraz sıkıntı olabilir. Bizim kaynaklarımızı şu anda var olan 200 milyon liralık bir bütçemiz vardı. Onun Girne Alsancak Lapta yoluna harcıyoruz. Hı. Büyük bir bölümünü, yaklaşık 140-150 milyon lirası oraya gidiyor. O yolu bitirmek zorundayız. Çünkü orası devam tam çile yoluydu. Evet, devam edecek. Ta Lapta oteller bölgesine kadar gidecek. Ne zaman biter bunlar? Normalde 2-3 ay içinde bitecek Lapta orası. Yani. Hemen akabinde de Çatalköy-Girne yolunun genişletme çalışması var. Ona da hemen başlayacağız. Genişletme, o da bir üstten ayrı bir değil miydi proje? Hep dediğim gibi istimlak meselesi var. Biz öncelikle sorunu yerinde çözmek. Genişletebilecek yer var mı orada? Var. Projesi hazır. Onda da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani düşünün, o yolun üstünde 2-3 tane okul var. Nasıl yani genişletseniz de çözülmez orası. Aykut, Girne çok pahalı. Yani düşünün siz şimdi Gönyeli'deki, ya, Gönyeli dağlarındaki yerleri bile istimlakta, Türkiye'den yardım istedik ve 150 milyon bir kaynak var. Şimdi orada bile sıkıntı çekiyoruz. Kalkıp Girne'nin o altın değerindeki yerlerini istimlak etmeye kalksanız yıllarca sıkıntıya düşersiniz. Aynı şey Boğaz, İskele Boğaz'da yaşandı. İskele Boğaz'da arka taraftan bir çevre yolunu geçmesi lazım. Boğaz'ı, Boğaz köyü bypass eden. Ben anlattım, dedim ki yine karayollarına, arkadaşlar bizi istimlakla uğraştırmayın. Yani yapamayız. Bu yeteneğimiz maalesef yok. Ne paramız var ne de insan yasalar buna müsaade ediyor. Dolayısıyla bizim o yolu genişletelim. Mümkün olduğunca genişletelim ve mevcut yol üzerine gidelim. Öbür tarafta da istimlak çalışmaları devam etsin. Yaparsak, bitirebilirsek ne ala. Ama yani bitmiyor diye, çünkü bu mevcut müteahhit firmalar günün sonunda çekip gidecekler. Bakın daha önce birkaç firma tane batırdık ya. Kaç tane firma batırdık. Şu anda benim en büyük dertlerimden bir tanesi Apostol yolu, Apostol Andreas yolu. Dipkarpaz'dan oraya ben malzeme veremiyorum ilgili firmaya. Nereden malzeme almaya kalksak ya yeşil barış, yeşil ne deniyor ona, örgütler ya işte Anıtlar Yüksek Kurulu falan, birileri mutlaka karşı çıkıyor ve orada o çalışmayı yapamıyoruz. Ben geçen de temsilcilerle konuştum. Arkadaşlar ne istiyorsunuz? Yani ben nereden bu adamlara malzeme verebilirim? Türkiye'den mi getireyim? Bu adamlar günün sonunda bu malzemeyi vermesek bu yolu yapmayacaktır. O yoldan yani malzemeyi vermedeki sorun nedir, onu anlamadım. Beton olmasın mı dedim? Hayır. Dedikleri şu, havara alınacak bir yerden. Havara alırsa, aman şuraya dokunmayın, havara alırsanız işte burada bilmem ne bitkiler var. Hı. O bitkilere zarar verirsiniz. İşte şurada bilmem ne şey var, kilisede değil, küçük Şapel var. Şapele dokunursunuz, zarar verirsiniz. Ya ben ne yapacağım peki? Nereden malzeme vereceğim? O yoldan her geçen bize ciddi şekilde suçlamalarda bulunuyor. Ve haklı, hiç geçtiğini bilmiyorum. Uzun zaman tam bir cambazlık yapacaksınız. Yollar çukur. 40-50 yıldır değmemiş. El değmemiş.
firma orada yapacak ama ben malzeme veremiyorum. Neticede veremediğim için firma diyecek ki teşekkür ederim, benim işim bitti, gidiyorum. Bitti. Ve bir daha da biz o yolu kimseye yaptıramayacağız. Onun için vazgeçin. Yani tamam, mümkün olduğu kadar çevreye önem verelim. Mümkün olduğu kadar eski eserleri koruyalım. Mümkün olduğu kadar bitki dokusuna dokunmayalım. Ama siz genel olarak bu işe karşı çıkarsanız, ki zaten biliyorsunuz bir kısmı o yolun yapılmasına da karşı çıkmışlardı vakti zamanında. Aynı zihniyette sahip insanlar. Yani o yol o şekilde çukurlarla dolu olduğu müddetçe bunlar veryansa gidecek. Otoritesizsiniz, yapacaksınız bu şekilde, bulacaksınız. Yani metodunu bulup. Yani çare bulacağız elbette. Bu şey, tünel açacağımız bu Girne Değirmenlik yolu, onu da tamamlayacaktık. Yani projesi vardı. Onlarda var mı bir gelişme, ilerleme? Onlarda bu yıl için herhangi bir gelişme yok. Bu yıl yok. Bu özellikle bizim Turizm Çevre Bakanlığı'nın projesi. Onlar diyorlardı ki, diyor ki hala ve güzel bir proje. Biz mucur elde etmek için, malzeme elde etmek için dağları oyuyoruz. Oysa gelin en azından tünel kazarak o malzemeleri alalım. O işte Fikri Bey Çevre Dairesi'ni de bir proje hazırlatmıştı. 10 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak. Ciddi bir ihtiyaç karşılanacak. Dolayısıyla hem bir tünel sahibi oluruz. Dağları delmektense hem de malzeme sahibi oluruz. Ama bu ciddi bir proje. Uygulanabilecek bir proje ama bütçe herhalde lazım ona. Bu bizi aşar. Yani neticede bulunabilecek bir bütçe. Ama yani, şu an böyle bir şey yok. Şu anda yok. Planlanmış yani. Bir şey yok. Şu an böyle bir şey yok. Bekleyenler içerisinde yok. Yollarla ilgili herhalde bunlardır. Yani toparlamış olduk. Atladığımız bir şey var mı? Aydınlatma problemi var. Onu soruyordum. Yani ona o gelecek misin yoksa? Yok ben... hayır, oradan direkt devam edelim. Yani aydınlatma var neticede, çünkü son dönemde fark ediyoruz ki çok ciddi ölümlü kazalar aydınlatmayla alakalı. Hele yok, aydınlatmadan ziyade çok elbette yani aydınlatmayı yapmamız gerekiyor. Boynumuzun borcu ama kazaların öncelikli sebebi sürat. Evet. Alkollü sürüş. Evet. Dördüncü, beşinci derecede şey geliyor. Yol. Ama görmüyorsunuz artık yolu. Hiç görmüyorsunuz yani. Yollarda insanları, yollardan kenarında yürüyen insanlar var, görmüyorsunuz yani. Neticede aydınlatmamız gerekiyor. Yerine, yani evet. Şimdi aydınlatmamız sadece o da yeterli değil. Yanması lazım lambaların. Çoğu yerde aydınlatma var, lambalar yanmaz. Biz bir proje geliştirdik. Dedik ki güneş enerjisiyle bu yolları aydınlatalım. Güneş lambalarıyla, solar sistemle aydınlatalım. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Bir fizibilite raporu hazırlattık. Yaklaşık 620 kilometrelik bir yolun aydınlatılması gerekiyor. Yaklaşık 4500-5000 civarında da solar lambaya ihtiyaç var. Bu da 6 milyon dolarlık bir proje. Bu parayı bulabilirim dedim ben. Neticede vergilendirmeyen işte internet data vesaire gibi şeylerden kaynak yaratabilirim ama burada kullanma kaydıyla. Tamam denildi Bakanlar Kurulu'nda. O solar sistemde çeşit çeşit birkaç tane denedik, beğenmedik. En son bir tane geldi bu hafta sonu. Ölçümler yapıldı, tamam. O ölçümlere göre şartname hazırlayacağız ve ona göre ihaleye çıkacağız. Vergilendirmeyen data dediğiniz nedir? İnternet data. Onun vergisi yok mu? Yok maalesef. Yani bir daha internet pahalı olacak o zaman. Anlamadım şimdi. Yok, bazıları bedava. Mesela Wi-Fi'ler şunlar bunlar. İnternet altyapı sağlayıcıları ciddi bir meblağ ödemiyorlar. Yani cep telefonunda ciddi bir vergi var. Ona internet eşitleme diyoruz. Vergi de eşitleme diyoruz. Türkiye'de böyle zaten. Böyle. Biz ama böyle değil. Bizden bir kazanç bekliyorsunuz. Tabi. İhaleye ama şeyi de bekliyor ki GSM'lerde onları düşüresiniz de bunları yükseltesiniz de yani dengeleyesiniz. Yoksa öyle bir indirme anladığım kadarın olmayacak. İkisi yüksekte eşitlenecek. Adaletle. Aradaki farkı da buraya yatırmak. Oraya yatıracağız inşallah. Tabi maliye ona da el koyup da başka yerlere harcamasa. Çünkü bu 4,5-5G ihalesinden yaklaşık bir 1 milyar lira bir kaynak yarattık. Onun 400-500 milyon lirasını peşin aldı maliye.
Ama o para işte gitti. Maaşlara gitti. Yani gitti. Şimdi hiç olmasa ona aman dokunmayın diyoruz. Bunu da kaçırırsak bir kaynak yaratamaz. Bu herhalde ana yollardır. Ana yollar. 620 kilometre. Evet, ana yollar. 622 kilometre. Ondan sonra bu lambaların parasını kim ödeyecek de yansın? Bunlar solar sistem. 5 yıl garantisi var zaten. Ha. Biz yapıp belediyelere devredeceğiz. Ha, tamam. Yetki ondan sonra yanan lambayı değişecek. Evet, yetki belediyelerde olacak. Yolların aydınlatılması yetkisi belediyelerde. Ben belediyelere şunu tavsiye ediyorum. Mesela ben Kırgızistan'a gittiğimde eskiden karanlıktı her taraf. Şimdi her taraf güneş gibi aydınlık. Nasıl yaptın dedim belediye başkanına. Zaten bu ilhamı onlardan aldım. Dedi ki başkan gayet basit. Direkleri kiraladım reklam firmalarına. 10 tane direk. Kardeşim bu sana ait. İstediğin şu ebatlarda bayrak tarzı reklamını koy. Ama bu bakımı da idamesi de sana ait. Kurması da sana ait dedim. Ve bütün direkleri firmalara, reklam firmalarına ihale ettim. Ve hem enerjiden kazandım hem de bana belli miktarda KDV de ödüyorlar. Bakımı da onlara ait. Ciddi şekilde Bişkek Belediye Başkanı arkadaşım. Ciddi şekilde de kazanç sağladım dedi. Bunun üzerine biz bundan ilham alarak bunu yaptık. Bu projeyi ayrı bir metot olabilir yani. Evet, yani belediyeler isterlerse o aynı şekilde kiralasınlar, hiçbir sıkıntı yok. Biz başında onlara yapıp teslim edeceğiz. Gerisi onların işi. Evet. Gelir de kazanabilirler yani isterlerse. Yıl sonuna falan mı hedeflediniz? Ne zamana hedeflediniz bunu? Evet, yıl sonuna. Şu anda bugün bu hafta sonu ölçümleri yapıldı. Bana teknik rapor verecekler. O teknik rapor doğrultusunda ihale şartnamesi hazırlanacak. Evet. Peki, güzel. Bekleyelim onu da. Şimdi benim kafam karıştı bu 4,5G işinde. Niye ki? Herkes kendi tarihinde mi giriyor? Yoksa bir tarih belirleniyor, hepsi oraya mı giriyor? Herkes mi giriyor? Sözleşmede uygun olan tarihte başlayacak. Şimdi bakın. Tamam. Aralarda 2 aylık bir fark var. 52 günlük bir fark var. Evet. O da ihaleden kaynaklanıyor. Türkcell ilk aldığı için ilk 52 gün avantajlı görünüyor. Ciddi para verdi. Diğer firma uzun uğraştılar. Mahkemeye gitti, rekabet kuruluna gitti. Uzun uzun pazarlık etti. Neticede ikinci firma da aldı. Ama arada 52 günlük fark var. O farkı korumak zorundayız. Ama ben şunu söyledim. Dedim ki kendi aranızda anlaşırsanız özellikle okul dönemine, okulların açılması Eylül. Eylül'e ikinizin de eşit girmesi benim tercihimdir. Ama ortada da bir sözleşme var. O sözleşmeye ben aykırı hareket edemem. Çünkü sözleşmeye aykırı hareket eder de telsime daha önce ya da daha Çok özür dilerim. Sözleşme belli bir tarih spesifik olarak gösterir mi yoksa şu tarihe kadar mı der? Bilmediğim için soruyorum. Aradaki şu tarihe kadar derse aradaki farkın korunmasına yöneliktir o. Dolayısıyla arada 52 günlük bir fark var. Gönül ister ki anlaşsınlar ve ikisi birden başlasın. Telsimin sıkıntısı olabilir şu açıdan. Çünkü okullar geldiğinde Eylül ayında yeni öğrenciler gelecek ve yeni öğrenciler yani bir biri 4,5G sunacak, biri 3G. Bu sefer 4,5G daha tercih edilecek. Ben bunu kaldırdığımda Turkcell mahkemeye verebilir. Bütün projeyi ve bundan sonra ödenmesi gereken meblağlar var. Onlarla ilgili sıkıntı yaratabilir. Onun için ben bunu göze alamam. Kendi aralarında bir şekilde anlaşmaları en büyük tercihimdir benim. Ama olmazsa sözleşme bağlayıcıdır diyorsunuz. Bağlayıcı, evet. Hukuken bağlayıcı. Bu rekabette böyle anlaşmalar olur mu emin değilim. O zaman şeyin giriş tarihi Eylül 7 Eylül. 7 Eylül. 7 Eylül. Zaten deklar etti 7 evet. Eylül'de başlayacak diye. Evet. Bunun dışında görebildiğim kadarıyla şeyde ekonomi ve mali işbirliği protokolünde limanlarla ilgili başlığımız var. Özellikle de spesifik olarak gemi konağı limanı var. Evet. Somut bir şekilde oraya bir liman yapılacağı
yazıyor. Bu kaynağı, projelendirmesi, zamanı nedir? Var mı şey? Şimdi bu bizim iki tane limanımız var. Bu iki liman, biri Mausa, biri Girne. Üçüncü liman yapılacak gemi konağı. Ama en öncelikli ve acil olan Mausa limanı. Öncelik mevcutların reorganizasyonu mu? Evet. Çünkü Mausa limanı, Türkiye Özelleştirme İdaresi'nden bir ekip geldi. Teknik ekip. O teknik ekip iki limanı da inceledi. Ama özellikle Mausa limanının artık ekonomik ömrünü tamamladığını, limanın çökmeye başladığını ve 2,5-3 yıl içerisinde o limanın tamamen devre dışı kalabileceğini söylediler. Rapor önümde. Teknik rapor, uzmanlar. Onun için çok acil bir şekilde Mausa limanı için tedbir alınması gerekiyor. Girne limanında da benzer bir sıkıntı var. Girne limanında da o mendirekte bir bölünme var. Orada da yine benzer sıkıntılar var. Bu olmasa bile şu anda her iki limanda da çok ciddi şekilde yatırım ihtiyacı var. Kamera sistemi bile yok Aykut. Kamera sistemi bile yok. Yani dünyaya açılan pencereniz ve yolcu salonlarında veya güvenlik açısından kamera sistemi yok. Para yok çünkü. Yani şimdiye kadar 5 kuruş para ayrılmamış. Hala da ayrılmış değil. Onun için biz bir çare üretmemiz gerekiyor ki bu limanları hem özelleştirmeye hazır hale getirelim, hem de özellikle Mausa limanını kaleciye taşıyalım. Kaleciye taşıma? Evet. Nasıl? Yani Kalecik'te bir liman yapacağız. Yük limanı orası olacak ve burası turizme ayrılacak. Yat limanı tarzı olur. Bununla ilgili bizim know-how'umuz olmadığı için Türkiye Özelleştirme İdaresi ile birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi ile birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bayramdan hemen sonra hükümetin en önemli konusu bu olacak. Dolayısıyla şimdi bizim bu iki limanı, Mausa ve Girne limanını nasıl reorganize ederiz? Önce onu konuşmamız gerekiyor. Arkasından da nasıl bir şekilde özelleştireceğimizi konuşmamız gerekiyor. Konsensüsle. Reorganize yani, etmemiz için para lazım. Para yok diyorsunuz. O zaman direkt özelleştirmeyin. Yolunu açacağız. Yani bugün özelleştirmeye kalksak ciddi bir şekilde en az 2 yıllık zamana ihtiyaç var. Özelleştirme İdaresi'ni söyledi. Yani siz hemen ben arkadaşlar özelleştiriyorum deyip de özelleştirme ihalesine çıkamıyorsunuz. Onun bir prosedürü var. O da 1,5-2 yıl sürüyor. Bizim bir şekilde bir ara formül bulmamız gerekiyor. Bulacağız. Sıkıntı yok. Onunla ilgili de çarelerimiz yani, var. Şey devam ederken iyileştirmedir dediğiniz şey evet, mi? Evet. Yani günü en azından kurtarmamız gerekiyor. Bu günü kurtarmazsak mesela Mausa Limanı'nda Girne Mausa Limanı'nda çok acil bir iki tane binanın tehlike yarattığı için yıkılması gerekiyor. Geçen Maliye Bakanımız gitti, kendi gözüyle gördü ve kaynak yaratarak o binaların yıkılması talimatını verdi. Evet. Yani bu kadar kötü durumda onlar. Onun için bizim bu iki limanı çok acil bir şekilde kaynak yaratıp reorganize etmemiz lazım. Ta ki özelleştirelim. Onda çaresi var, konuşacağız. Bulduk o formülleri. Yani sizde para olmadığına göre belli bir süre için işletecek birileri olacak. Mesela geç orada benim, şikayet var. Yani benim tavsiyem, daha doğrusu teklifim şu. Yaklaşık 8 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç var her iki limanın reorganizesi için. Orada da bizim Kıbrıs Türk Denizcilik liman işçileri şirketi var. Bitti. Liman işçileri şirketinin yaptığı elleşleme işi var. Evet. O elleşleme işini özelleştirme idaresinde ortak olduğu %51'i Türkiye'nin, %49'u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olduğu Kıbrıs Türk Denizcilik şirketi var. Ona verirsek elleşleme işini, onlar hem her iki limanda da reorganizasyonu yapar, hem de o ihtiyacımız olan yatırımlar yapar. Ve Türkiye'nin know-how'ından ve yatırım imkanlarından da faydalanmış oluruz. Evet.
Zaten çünkü orada Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi problemli, yaşıyoruz o problemi. Bitti, süreleri bitti. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi'ne vermemizde hiçbir mahsur yok. Ama bunu hükümette tartışmamız gerekiyor. Orada hizmet alanların başka biz yapalım falan gibi bir teknikleri var. Olmaz. Yani çünkü oraya başkasını soktuğumuzda özelleştirme söz konusu olduğunda bizim çıkma, şu kadar yatırımımız var. Çıkmayız, etmeyiz. Ara emirler şu. Artık ben ona girmem. Yani ben hükümete de bunu açık söylerim. Hı hı. Oradaki arkadaşlara bir sıkıntımız yok. Ama biz burayı yeni bir sıkıntıya sokmayız. Yani bu kadar 2020 süreci yılında süreci etkilemeyecek şekilde yapmamız gerekiyor. Olmaz. 2020 yılında özelleştirmeye karar verilmişti bu iki liman. 2020 yılından bu yana 23 yıl geçti. En büyük sebeplerden bir tanesi de oradaki 2002. Ben ne dedim? 2020 dediniz. Hayır, pardon. 2003'e gittik. 2002'deki ekonomik protokolde var. Evet. Özelleştirileceği yönünde. Aradan 20 sene geçti. Hala bir adım atılmadı. Hiç unutmuyorum. Bir arkadaş geldi geçen de limanda çalışıyor. Diyor ki beni işe aldılar. Limana gönderdiler. Oradaki arkadaşlar dedi ki ben niye geldim buraya? Başka yere gitseydin. Çünkü burası özelleşecek. Hı. Şimdi emekliyim geldi. Hala özelleşecek diyor. Sebep evet. Bu işte. Yani orada birileri rant elde ediyor. O rantın devamı için mutlaka hükümetlere, siyasi partilere baskı yapıyorlar. Şu anda da aynı çevreler baskı yapıyor. Bize verin biz işletelim. Ya kardeşim niye verelim size? Anladım. İki yılda olacak bu iş. Olmak zorunda. Olmasa yani Mavsa Limanı elden çıkar. Özelleştirme İdaresi'nin raporunu yakında kamuoyuyla paylaşacağım ben. Herkes bilsin. Yani ne, hangi tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu iki limanın kendi içerisindeki reorganizasyonu sonrasında özelleştirme süreci, ama bu arada Kaleci'ye o zaman bir evet, liman yapımından yani, söz ediyoruz. Yani özelleştirme tavsiyelerinden bir tanesi o. Biz oradaki yükü azaltalım. Gazi Mavusu halkını denizle buluşturan, çünkü biliyorsunuz o liman oydan boya kapalı. Pislik aksın yani, ortaya erdin. Oradaki serbest limanı da oradan kaldıralım. Serbest bölgeyi tamamen kaleciye taşıyalım. Bir kısmını güvercinliğe taşıyalım, bir kısmını kaleciye taşıyalım ve orayı turizm limanı haline getirelim. Yolcuların gidebileceği bir yer haline getirelim. Ve halkla buluşturalım. Güzel bir proje. Muazzam olur. Olur. Güzel bir proje. Gemi konağına gelince, gemi konağı da önceliklerimiz arasında. Çünkü iki tane tanınan limanımız var. Uluslararası tanınırlığa sahip. İki tane liman. Birisi gemi konağı, diğeri de Mausa Limanı. Gemi konağını da işte bu yıl sonuna kadar bir şekilde yap işlet devret olabilir, işletme aktarının devri olabilir. Bir model bulup orayı da ihaleye çıkacağız. Kruz gemilerin yanaşabileceği bir yer. Orada o derinlik var mı? Var. Yoksa işlem gerekir ciddi mi? Ciddi bir derinlik. Çünkü mesela orada. Mausa'da işlem gerekir deniyor o iş için. Mausa çok zor. O derinlik yok ama gemi konağında ölçümler falan yapıldı. Kruz gemilerin yanaşabileceği bir liman olduğu tespit edildi. Öyle bir şey olsa kaderi değişir bölgenin. Bölgenin kaderi değişir. Tabii getirebilirsek kruzları. Birkaç tane firma geldi, bize müracaatlarını yaptılar. Yani niyetli olduklarını söylediler. Ama bizim hazırlıklarımız henüz daha yeterli olmadığı için. Ama eğer özel yapacaksa hızlı bir şekilde olur. Becerikte şeyi yapabilirsek. Biz yapamayız. Yani kendimizi kandırmayalım. Yani mesela özelleştirme idaresinin Girne ve Mausa için düşündüğü iki projenin de değeri yaklaşık 300 milyon dolar. Bizim bu parayı vermemiz mümkün değil. Onun için mecburen özele yaptıracaksınız. Ama onu da nasıl, hangi yöntemle olacağını yine kendi aramızda konuşmalıyız, tartışmalıyız ve bir formül bulmalıyız. Dediğim gibi özelleştirmenin çeşitli metotları var. Bir metot değil. Yap işlet devlet olabilir, yap işlet olabilir, işletme haklarının devri olabilir vesaire. Kar payı kamu, olabilir. Kar payı olabilir, kamu özel işbirliği olabilir vesaire vesaire. Kar payı deyince Ercan'a da girelim artık. Çünkü bir açıklama evet. Yaptınız. Genel lembellem olduğu memleket. Gerçi Ercan için artık yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz dediyse 21 Temmuz'da açılacağını düşünmüyorum. Yani 20 Temmuz'da o uçak oraya inecektir. Ama yani
proje de unutulmaz herhalde. Ya yani unutma değil. Unutma değil. Yani bunu koca binalar nasıl unutulsun? Müellif mimar Tunç Bey açıkladı, Tunç Adalyer açıkladı. Hem de eski bakanlarımız açıkladı. Unutmadan kastettiğim benim, yani proje bitti ama zamanında tespit edilen o sorun, gümrük ve polis binasının nereye yapılacağı ve kimin tarafından yapılacağı bir türlü kararlaştırılamamış. Yani biz, firma diyor ki benim işim değil, bu devletin değil, işi. Doğru, onların diyor. İşi değil. Devletin. Ama şeyde ne yazar? Sözleşmede. Sözleşmede öyle bir şey yok. O zaman haklı pozisyondasınız. Evet, doğru. Dolayısıyla biz yapacağız onu. Daha önce Tolga Atakan Bakanım'ın ve Ersan Saner'in de söylediği gibi mevcut şu andaki binanın gümrük ve polis karakolu olarak kullanılması düşünülmüş. Hı. Onun için denilmiş ki ya projeye koymaya gerek yok. Mevcut binayı kullanalım. Bize ne olacak bu bina diye düşünüyordum. Ben. Sonra teknik olarak bunun mümkün olmadığı anlaşılmış. Uzakta kaldığı için. Uzakta kalıyor ve pist... Oradan pistten geçmek veya dolaşmak uzun, oldukça uzun bir iş. Diğer terminal binasının yanında yerlere yapılması lazım. Ben bunu anlattım. Millet de sanki vay nasıl unutursunuz, sanki hiç konuşulmamış. Yani gerçekten bazıları o manşetlerin altını okumuyorlar. Manşete bakıyor, unuttuk. Vay siz nasıl unuttunuz, derhal istifa. Yani... ben hep söylüyorum, gerçekten dünyanın en çok okumuş cahili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Mesela bu da manşet, öyle bir başlık olur ki. Olur tabii, olsun. Çok hiç şey umurumda değil. Ya manşetin altını okuyun kardeş. Manşetler okuyucunun dikkatini çekmek için gazetecilik tekniğidir. Yani sen de mesela... Atarım mesela bunu. Atarsın bunu vatandaş... Ama bir sürü şey gelecek altına. Şimdi o... Yani vatandaş bir altını okusa ne olduğunu anlayacak. Evet. Okumuyor. Vay sen bu manşete bakarak... Sen bize okumuş cahil dedin ama ondan sonra vereceksin gidiyorlar. Ya hangi manada diyorum? Bir okuyun, lütfen bir okuyun. Burada da aynı. Yani ben de anlatmışım zaten orada. 2-3 defa açıklama yapma ihtiyacı duydum. Kimseyi de suçlamadım. Ve çarede bulduğumuzu söyledim. Bir sıkıntı yok. Neticede 20'sinde açılacak hiç gümrüksüz ve polissiz yer mi açılır? Çaresi var, bulduk. Nedir? Yani orada yan tarafta binalar var. Geçici olarak onlar kullanılacak. Diğer taraftan da ek protokol imzalanırken... O yan bina itfaiye binası değil mi? Yok. Kendi müştemilatı için, kendi ihtiyaçları için firma yapmış, onu kullanacağız. Geçici olarak orası geçici kullanacak. Olarak. Bu arada da ek protokol 5'i de zannediyorum 1-2 hafta içinde imzalayacağız. O ek protokol 5'te de polis binasının ve gümrüğün yapılmasında şart koşacağız vesaire. Kim yapacak? Parasını ödeyeceğiz ama biz yüklenici firmaya yaptıracağız. Planlama İnşaat Dairesi'nin fiyatları doğrultusunda. Orada anlaşıldı mı? Prensipte anlaştık. Çünkü sizin Planlama İnşaat Dairesi'nin genelde fiyatlarıyla piyasa fiyatları tutmaz. Bizimki daha düşük. Genelde öyle oldu. genelde öyle oldu. Düşük yapmak zorundalar. Yani bir gene kavga çıkmasın. Yani şu anda bizim yapılacak için yani. En önemli konu Cumhur Ercan muhtemelen bu konu açıkçası. Ben Sayın Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından yaptığım çıkarımda yani ufak tefek işler bunlar yapılacak. Şimdi bakın yani Aytu şeyde hiçbir havaalanı %100 açılmaz. %100 her şey bitmiş tam teşekkülle açılmaz. Mesela geçen de fotoğrafını da çektim. İstanbul Hava Alanı'na gittiğimde orada hala da bak aradan 4-5 yıl geçmiş Aytu. Hala daha çalışmalar yapıldığını, iş makinelerinin orada olduğunu gördüm. Projeye dahil bir takım işleri yapıyorlar. Bu olur. Devlet Hava Meydanları, Türkiye'nin Devlet Hava Meydanları işletmelerinin söylediği de bize odur. Yani siz beklerseniz ki %100 bitecek, bu mümkün değil. Siz bir eve taşındığınızda bile en az 1-2 hafta yeni taşındığınız evin eksikliklerini gidermeye çalışırsınız. Olur, içine girersiniz. Aa şurada sıkıntı şu olsa, vardır, burada şu. Bu olsa der çözersiniz. Önemli olan uçuşa engel teşkil etmemesi. Yolculara eziyet edilmemesi ki işte geçen Cevdet Yılmaz Bey'in geldiğinde de Ercan Havaalanı'nda yaptığımız toplantıda konuştuk. Şimdi 52 tane havaalanı yapan
ve işleten devlet hava meydanları dünyanın en saygın kuruluşlarından bir tanesi ait. Devlet hava meydanları tamamen şu anda işin içerisinde, onlar kontrolleri yapıyorlar. Şimdi benim planlama inşaat dairem bu işle direkt ilgili. Ama benim planlama inşaat dairemin hiçbir elemanının böyle bir uzmanlığı yok. Tabii. Meteoroloji dairesinin öyle bir uzmanlığı yok. Netice itibariyle pist, karayolların öyle bir uzmanlığı yok. Ne yapacağız bunu? Türkiye'den bu işin, ki zaten 2014'te sevgili Hasan Taço'nun yapmış olduğu Türkiye ile hava alanı işletmesiyle ilgili bir protokol var. O protokol 2021'de Tolga Atakan'ın son dönemiydi. Meclisten de geçti. Uluslararası bir anlaşma hükmüne geldi. Her türlü yasanın üzerinde. O yasa doğrultusunda, uluslararası anlaşma doğrultusunda devlet hava meydanlarının yetkisini kabul ettik. Bununla ilgili de geçenlerde bir tüzük değişikliği yaptık. Ve devlet hava meydanları, 52 tane havaalanı yapmış ve işletmekte olan Türkiye Devlet Hava Meydanları, Ercan Havaalanı konusunda da gereken çalışmaları yapacak. Bize danışmanlık yapacak vesaire. Diyor ki uçuşu engelleyici bir durum yok. Herhangi bir şey yok. 20 Temmuz'da bu gerekenleri de yapıyorlar. Sonrasında da ileriki zamanlarda yani binalar duyuyorum, yapılacak. Üzülüyorum. Bazıları sanki bu Ercan Havaalanı'nın açılmamasından çok büyük zevk alıyorlar gibi. Hayır, açılamaz. Ya arkadaşlar, derdiniz ne sizin? Yani açılmasa siz bundan ne zevk alacaksınız? Yani bırakın şu veya bu şekilde açılsın. Çünkü Ercan Havaalanı'nın, yeni Ercan Havaalanı'nın açılması bize ekonomik olarak çok ciddi getirileri olacak. Bilet fiyatları ucuzlayacak. Çünkü daha geniş gövdeli, daha fazla yolcu taşıyabilecek uçakların o havaalanına inmesi sağlanacak. Ve arz talep dengesine göre bilet fiyatları biraz daha aşağı inecek. İnşallah. Gelirimiz artacak. Daha fazla insan geleceği için. Tabii yani ya bir de insafsızlık yapmayalım. Şu anda Ercan Havaalanı'ndan şu ana kadar devletin kasasına giren para 350 milyon avronun üstünde bir paradır. Yani. Her 3 ayda bir ciddi şekilde para kazanıyoruz oradan. Yani bu rakam artacak diyorsunuz yeni. Daha da artacak. Sayının artması. Ve günün sonunda bu adam, yüklenici firma, ceketini alıp gidecek. O havaalanı, ki şu anda devlet hava meydanlarını genel müdürüne sordum. Dedim ki sayın genel müdür, bu havaalanını şu anda yaptırmaya kalksak kaça yaptırırız? Türkiye imkanlarıyla yaptırmaya kalksaydınız en az 1 milyar dolar dedi. No. Kuzey Kıbrıs Türkçümüzde rakamlar biraz daha yüksek herhalde. 100-200 falan. Ya böyle bir havaalanı sahibi oluyoruz. Türkiye'nin 4. büyük havaalanı. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Şu veya bu sebepten dolayı çeşitli gerekçeleri, gecikmeler oldu. Olabilir. Artık geriye dönüş yok. Geriye dönüş yok. Bitti ya. Açalım. Artık böyle bir muazzam eserin sahibi oluyoruz. Zevkini çıkartalım. Peki. Eski havaalanı ne olacak? Şeye kalıyor o değil mi? Mevcut işletmede mi kalıyor? Yani tel örgün içerisindeki onların alanı. Bizde değil. Onun için ne istese onu yapacak. Peki. Bitirmemiz lazım. Haberlerimiz var. Çok teşekkür edelim Sayın Bakan. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ediyorum. Muhtemelen seçimden önce görüşmeyiz başka. Başarılar dileyelim size. Sağ olun. Seçimlerde, bayramdan önce görüşmesek. Seçimlerde konuşamadık. Seçimleri konuşmadık. Çünkü daha önemli konular var. Seçimler geçsin, yine konuşuruz seçimleri. Fakat şunu söyleyeyim, yani seçimlerle ilgili birkaç dakika zaman kalmış. Gerçekten en düşük katılımlı, halkın en az ilgisinin olduğu bir seçim yaşıyoruz. Yani köy kahvelerine gittiğimizde seçimi ne zaman? Herkesin haber yani herkesin oy kullanacağının da bilgisi yok. Yok, gerçekten yok yani. Dolayısıyla bu bütün partiler için geçerli, sadece bizim için değil. İlginç bir seçim olacak. Katılımı gerçekten merak ediyorum. Ve
çıkacak sonucu da en az sizin kadar ben de merak ediyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı. Çok bir şey değiştirmez ama zaten mecliste tabii siyaseten önemli mesajlar içerecek, çıkacak olan sonuç. Onu da değerlendireceğiz seçimden sonra elbette. Teşekkür size de kolay ederim, gelsin diyelim. Başarılar dileyelim. Efendim noktalıyoruz bugünü. Sayın Erhan Arıklı ile birlikte olduk ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki konuları konuşmaya çalıştık efendim. Noktalayalım. Herkese iyi günler. Tekrar görüşmek üzere.